Bizi tanıyanlar tanıyor. Tanımayanlar için de bir tekrar gibi, olmuş gibi olsun. Saktim Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi 23 Mart 2019 tarihinde kuruldu. O zamandan bu zamana birçok faaliyet yaptık. Birçok kişiye dokunduk. Ve derneğimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi olan derneğimiz sadece bir arama kurtarma ekibi değil. Bununla birlikte hem itfaiye hem de AFAD olarak iki kurumun, aslında devlet kurumunun bir STK'da birleşmesini sağladık. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Hem yangınlara, hem trafik kazalarına, hem de afetlere karşı hızlı ve etkin bir müdahale sağladık. Bununla birlikte zaten diğer arkadaşlarım da devam ettirecek konuyu. Birçok kişiye dokunduk. Kaç tane olaya gittiğimizin sayıları, tutanakları, bunlar resmi bir şekilde işlendi. Bununla birlikte benim söylemek istediğim en büyük konulardan bir tanesi gidilen eğitimler, afet eğitimleri. Bu afet eğitimlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürüttüğümüz Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 3000 öğrenciye, Akyazı'mızda 3000 öğrenciye sinema, fotoğrafçılık üzerine eğitimler verildi. Bu öğrencilerle birlikte kısa filmler çekildi. Sadece derneğimiz arama kurtarma üzerine değil de tema olarak gençlere de faydalı olabilmek adına çalışmalar yapıyor. Normal olarak afet eğitimlerini, afet farkındalık eğitimlerini teorik ve uygulamalı olarak birçok okulda, başta Akyazımız olmak üzere Erenler, Adapazarı gibi ilçelerde toplamda 83 bin öğrenciye afet farkındalık eğitimini vermiş olduk 2019 yılından bu yana. Diğer arkadaşım da Hakan abi aynı şekilde olaylardan bahsedecek. Onun sonrasında bu olayları nasıl gittik, nasıl gittiğimizle alakalı neler lazım onunla ilgili de inşallah konuşacağız. Bu toplantının ana amacı şuydu. Şu anki afet üzerinde yaptığımız çalışmalar, derneğimizin yaptığı çalışmalar ve bir sonraki meydana gelebilecek afette nasıl hazırlanmalıyız? Burada hepimizin birçok fikri var. Hepiniz çok büyüklerimizsiniz bizlerin. Ondan dolayı hepimiz bir fikir atarsak ortaya, bunları birleştirerek çok güzel çalışmalar yapabileceğimize sonuna kadar inanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki bir afette en iyisini gördük. Gün birlik olma günü. Hani aynı şekilde hepimiz birlik oluyoruz, beraber oluyoruz. Küs de olsak, farklı düşüncelere de sahip olsak hepimiz birlik olup çalışmalar yapıyoruz. Aynı bu çalışmaları da sürdürmek istiyoruz. Ondan dolayı demem şu ki inşallah güzel çalışmalar yaparız hep birlikte. Sözü ben Hakan abi veriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi dediği gibi Emre arkadaşımızın 2019 yılından bugüne birçok vakaya derneğimiz katıldı. Tabii bizi destekleyenler sayesinde oldu bu. Kendi başımıza zaten bu işin altından kalkamayız hem maddi hem manevi olarak. 1005 adet büyük yangına katıldı Saktim Derneği. Bunların başında büyük yangınlar olmak üzere işte en son bildiğimiz Antalya Manavgat yangınları, ciğerlerimizin yandığı bir yangın. Onun dışında işte havai fişek fabrikası Hendek'teki, en son gene büyük bir fabrika olarak Adapazarı'nda sünger fabrikası yanmıştı. Oraya da katıldık. Onun haricinde trafik kazaları, 557 adet sıkışmalı trafik kazasına katıldı derneğimiz. 12 adet arama kurtarma faaliyetine katıldı. 7 insan kurtarma faaliyetimiz olmuş oldu. 4 büyük afete de katıldı derneğimiz. Bunların başında İzmir deprem olarak, Antalya tekrar yangın, Düzce sel felaketine ve son maalesef yüreklerimizin yandığı 10 ilde oluşan depreme katıldı. Acısıyla tatlısıyla orada hemen hemen bir hafta süre geçirdik. Buradaki olumlu ve olumsuz şeyleri de görmüş olduk. AFAD'ın yeterliliğini ve belli başlı yetersizliklerini de gördük. Kendi içimizdeki yeterliliğimizi ve yetersizliklerimizi de görmüş olduk. Özellikle iletişim konusundaki bazı aksaklıklar ve krizin yönetilememesi gibi ya da yönetilmeye çalışılması gibi bazı problemleri de görmüş olduk. Tabii burada bizim için önemli olan bu toplantının sonucunda bir şeyleri elde edebilmek. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlarım da hepimiz öyle düşünüyoruz ki buraya geldik diye düşünüyorum. Bunun amacı burada bizim bir şeyleri toparlayabilip bir sonraki felakete, depremsel yangın ya da herhangi bir şey hiç fark etmez. Sonuçta bir insana başka bir insan yardım etmek zorunda kalıyor. Düşmanımız bile olsa bugün haberlerde gördüğümüz İsrail, Yunanistan veya da herhangi bir ülke dahi olsa, düşmanın da olsa, dostun da olsa sana yardım ediyor ve biz de onlara yardım ediyoruz. Haberi aldığımız andan itibaren hazırlıklarımıza başladık.
hepimiz farklı yerlerde çalışıyoruz. Kendi işlerimiz var, kendi fabrikalarda çalışıyoruz işçi olarak. İzinlerimizi aldık. Sağ olsun hiç kimse engel olmadı, mani olmadı. Her türlü desteği sağladılar. Yolda giderken istikamet Malatya'ydı. Daha sonra Malatya'dan Maraş'a döndü ve bize Elbistan ikinci yolda giderken ikinci deprem yaşadık. Elbistan'da kötü şeyler olduğu söylendi. Biz istikametimizi direkt Elbistan'a çevirdik. Gittiğimizde hiçbir itfaiye, hiçbir ambulans, hiçbir jandarma, polis, hiçbir şey yoktu orada. İnsanlara yardım edildi. Biz ilk başta şaşırmıştık ama sonrasında halkın da bu konuda bilinçlendiğini öğrendik. Yani halk bize söyledi bunu. Hata bizde dedi halk. Yani bizim çok dikkatimizi çekti. Çünkü ilk depremden sonra Elbistan'da sakın evlerinize girmeyin denmiş ve ilk depremde hiç bina yıkılmamış Elbistan'da. Gündüz olan depremde yakalanmış hepsi. Ve o esnada, o ara süreçte, o ara zamanda zaten bütün güvenlik güçleri, bütün itfaiye falan Maraş'ın merkezine yönelmiş. Yani o yüzden Elbistan yalnız kalmış. Ve biz öyle bir duruma geldik ki 7 kişilik ekip her biri farklı bir enkaza yöneltilmeye başlandı halk tarafından. Ama elimizdeki ekipman belliydi, arkamızdaki destek belliydi, yani yoktu. Ondan dolayı biz kararımızı biz de Maraş'a yönlendirdik ve tabii itfaiye ekiplerimizle irtibat kurduk. Sakarya itfaiye ekibimizle onlarla beraber çalışmak amacıyla. Sözünü keselim, şöyle de gelelim. Yani biz orada tabii ki orada da çalışmak istedik. Hatta oradaki itfaiyeler başkanlığını bulalım. Oradaki yönetimleri kurarız, oradaki ekiple birleşiriz, onlarla çalışırız, onlarla çalışırız. Maalesef orada tek bir itfaiye aracı bulabildik. Onu da yangınları söndürmek amaçlı arkadaşlar. Evet. İçinde yıkanma malzemesi yok, iki personel vardı. Bizim bütün ekipmanlarımızı da yıkanma malzemesi önlerinde ekip olmayınca, malzeme olmayınca, bizde de herhangi bir jeneratör çalışacak malzememiz, jeneratörümüz olmadığı için ses duymamıza rağmen vatandaşlarımıza müdahale edemedik. Bu da bize çok dokundu. Ekip olarak üzüldük. Keşke ekipmanlarımızı yani istediğimiz daha önceki destekleri alabilseydik belki orada şu an birçok vatandaşımıza dokunabilecektik. Ama maalesef ekipmanımız olmadığı için birebir ses aldığımız vatandaşlarımıza bile bir cevap vermedik. Bu da bizi üzdü. Yani daha önce de Akdeniz'de defalarca gittiğim firmalar, görüştüğüm insanlardan hiçbir destek alamamıştık. Yani bu derneklerimize sıcak bakmadıkları için. Bu konularda tek isteğimiz bütün firmaların bugün arama kurtarma derneklerine destek olmaları. Yani bugün orada bir paranın hiçbir işe yaramadığını gördük. Evet. Yani trilyonlarınız da olsa bile hiçbir şeye geçerliliği yok yani, boş. Yani benim tek içime yara kalan orada insanlara dokunmamamız. Yani belki o gün şu aracımız olsaydı, daha önce bizi geri çeviren firmalar bunu destekleyip alsaydılar bize, bizim gibi derneklere destek verseydiler, belki birçok insana dokunabilirdik orada. Orada hepimiz bir üzüntüyle çıktık. Yani bir kadınla konuşuyoruz, bana diyor ne olur yardım edin diyor ve ona dokunamıyorsunuz. Bu çok bir acı verici bir şey. Ve bu dernekte biz arama kurtarmacısı, bütün bilgin var, bilinçlisin, yapabileceğin imkan var ama malzemen yok. Bu çok kötü bir durum. Okul gibi bir anaokulu. Onlar bize bir teklif sunurlar. Hani gelir misiniz, burada konaklar mısınız? Orada bir memur arkadaş kendisi Adem'e. Tabii biz de kabul ettik. Gittik bahçelerinde falan konakladık. Güzel zamanlar oldu. Çocuklarla top oynadığımız, toparlanırken, gitmek üzereyken, hatta basın arkadaşlar da paylaştı, teşekkür çiçekleri geldi bize oradaki çocuklar tarafından. Bende koordinasyon vardı sağ alanında, daha çok hani tabii ki enkazların altına girdim, yani 50'den fazla enkaza girip çıkmışımdır, ses dinlemişimdir, zaten ses tonum da ondan dolayı yok, yani seslendiğimizden dolayı yok birçok arkadaşımızın da. Sağ olsunlar, madenci arkadaşlarımızın çok büyük desteğini aldık. Şunu söyleyeyim ben size. Yani bizi orada kim reklam etti bilmiyoruz ama Sarkım adı Maraş'ta duyuldu. Ve önümüzü kesenler, bizi sürekli çağıranlar ve ben yani geleli 3 gün olmasına rağmen hala telefon alıyorum. Az önce anlattım, şunu anlatayım size. Bir telefon aldım ben gece saat 4'te. Afat'ta görevli bir bayan arkadaştan. Çinli ekip az önce uçakla iniş yaptı. Size yönlendiriyorum. Bir bakar mısınız nasıl sağlam bir ekip mi? Ona göre görev vereceğim dedi. Ben gurur duydum. Zaten telefonu kapattığımızda otobüs yanındaydı. Yani ben otobüsün içine girdim. Baktım hepsi donanımlı gelmiş. Hatta 2,5 ton kadar malzemelerini uçak almamış. Yani tam donanımlı da gelememişler.
Hemen görev dedim yani sağlamdır, çalışabilirler. Kendi çalıştığımız bölümde görev değişikliği yaptık. Çünkü gece saat 4.30'tu. Biz artık bitmiştik. İnsanlar yani insanlara tabii ki anlatamıyoruz. Yani biz de yaşadık bunları, biz de gördük. Hani insanlar istiyor ki bir an önce canlı veya cansız ben hani alayım. Hani kucağıma alayım da canlı veya cansız olsun. Bunu istiyor ama hani 7 gün geçmiş, 6 gün geçmiş. İnsanlarda sabır kalmadı. Tabii kavgalarını da gördük, gürültülerini de gördük. Anlayışlı karşıladık. Elimizden geldiğince de sabırlı olduk. Ama çalışmamız özellikle Trabzon Caddesi'nin arka sokağında. Ondan ben gurur duydum. Tabii ki hiçbir fotoğraf çekmeye neredeyse vaktimiz olmadı bizim. Evet. Telefonu elimize almaya. Sürekli çalıştığımızdan dolayı. 4 ayrı bölgede başkanım, 4 ayrı bölgede ekiplerimizle beraber çalışma yaptık. Destekçi olan madenci arkadaşlarımızla beraber. O çok güzel, gurur duyucu bir görüntüydü. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Herkes bizden bir şeyse, elimizden geleni yaptık. Ben yaptığıma inanıyorum. Allah'ımıza şükürler olsun da hiçbirimizin bir burnu dahi kanamadan, hiç kimsenin canını yakmadan görevimizi bitirdik ve döndük. Projeksiyonda da gördüğünüz araç, Japonya Büyükelçiliği'nin yapmış olduğu bir proje sayesinde biz aslında bunun başvurusunda bulunmuştuk. Projemiz kabul aldı. Fakat şöyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştık biz proje konusunda. Demişlerdi ki 2 yıl faaliyetinizi doldurmuş olmanız lazım. 2 yıldan sonra da aracı alabilirsiniz. Bizim de tam olarak projemizin onaylandığı tam 1 yıl 8 ay olmuştu. Fakat Japonya Büyükelçiliği bunu kabul etmedi. 2 yılın olması lazım. Biz Volkan itfaiye araçlarından, hocam hoş geldiniz, buyurun. Volkan itfaiye araçlarından biz bu aracın ne kadar ediyor, kaç para, onunla ilgili bir fiyat listesi aldık. Bu görmüş olduğunuz araç 90 bin. Hoş geldiniz. Tabii ki buradan 1,5 yıl önce bu 540 milyar falan ediyordu ama şimdi değeri çok katlandı. Şunu söylemek istiyorum, eğer ki AKS'ımıza ve SAKTİM'imize bu aracı kazandırırsak nelere sahip olacağız? Bir, ilk yardım çantasına sahip oluyoruz. İki adet profesyonel ilk yardım çantasına, böyle standart bir çanta değil. Katlanır kaşık sedye, katlanır sedye, kaşık sedye. Takım çantası tam takım iki adet aynı şekilde profesyonel olarak. KKT'lere sahip oluyoruz. İki adet kazma, kürek, katlanabilir kürek, balyoz, kanca, demir kesme makası, maniveler. Bunlar zaten standart şeyler. Biraz daha standartlıktan çıkan şeylere gireceğim. Üç ayaklı aydınlatma seti 1000 watt yine iki adet. El fenerleri özel şarjlı itfaiye tarafından kullanılan şarjlı el fenerlerinden. Yağmurluklar çeşitli. Emniyet şeridi bantlar. Kurtarma ipi 20 metre, 50 metre ve 100 metre olarak tam takım 4'er adet yine bizlere ulaştırılıyor. Halat fırlatma tüfeği, bunun nedeni şu, eğer ki bir nehirde bir kişi kazazede kalmışsa veya karşıdan karşıya ulaştırılmamız gereken bir şey varsa bu şekilde halat fırlatma ipi silahla birlikte kullanılıyor. Yine hayvanları kurtarmak için tüm aparat çeşitleri, lazer metreler, termal battaniye çeşitleri, yaklaşık 10 adet yine aynı şekilde. Ağaç kesme motoru stilim, beton ve demir kesme motoru, karbon fiber kompozit silindir solunum seti, dragerin yangınlarda, girilmesi zor alanlarda, çukurlarda ve metan gazının yoğun bulunduğu alanlarda bizleri koruyabilecek en önemli şeylerden bir tanesi kendisi. Yangına yaklaşma elbisesi yani Nomex dediğimiz iki takım, tüm takım halinde bizlere geliyor. Vizör, miğfer, yine vizörlü miğfer bizlere geliyor. İtfaiyeci eldiveni, itfaiyeci çizmesi, hava ve duman tahliye aspiratörü. Bunun önemi de şu, yine daha önce dediğim gibi bazı enkaz bölümlerinde doğal gaz kaçağı ya da metan gazının yoğun olması bizim giriş ve çıkışlarımızda mecburi solunum cihazı gerektiriyor. Bu solunum cihazı olmaması için bu hava ve duman tahliye aspiratörü ile birlikte içerideki pis havayı dışarıya tahliye ederek bununla birlikte içeriye giriş sağlayabiliyoruz. Ve en önemli olan şeylerden biri 5 kahva jeneratör 1 adet, havalı kaldırma yastık seti 2 adet 10 ton ve 2 adet 20 ton olmak üzere. Bu yastıkları şöyle tarif edebilirim. Biliyorsunuz ki enkazda da zaten hepimiz gördük, televizyonda gördüğümüz kadarıyla enkazlar çok basık bir şekilde duruyor. Bu basıklığı açmak ve içeriden
gerek kazazedeyi oradan alabilmek adına o kaldırma işi hızlandırmak için bu yastıklar bizler için çok büyük önem arz ediyor. Yine aynı şekilde ceset torbası, sedyeler, atlama yatağı 3'e 3 genişlikte, 150 yükseklikte. Bu şu an Sakarya'mızda toplamda 7 adet mevcut. Bunun nedeni şu intihar vakalarında özellikle intihar etmeye teşebbüs olan kişilerde alt tarafı açılıyor. Şunu da söyleyeyim, bu Akdeniz itfaiyesi yok. Akdeniz'e doğru kazandırsak Allah bize bu durumda da biz de müdahale edebilecek tekstil edermiş olacağız. Aynı şekilde hidrolik kesme aydınlatma seti, hidrolik güç ünitesi birincisi, hidrolik kesici, hidrolik ayırıcı ve hidrolik hortumlar olarak toplam 4 sınıfta yer alıyoruz. Bu hidroliklerin en büyük amacı şu, gerek depremde, gerek yangında, gerek trafik kazasında, gerek insan kurtarmada her zaman ve her daim kullanılan şeyler bu hidrolikler oluyor. Bizler trafik kazasına gittiğimizde ilk giden ekiplerden biri oluyoruz. Burası namalum, yani sürekli hep bizim aracımız hızlı olduğu için ve seri olduğu için ilk giden kişiler biz oluyoruz. Gittiğimizde eğer ki bu hidrolik ekipmana sahip olursa direktmen kazazedeyi zaten eğitimlerimiz dahilinde ilk başta çıkartarak hızlı bir şekilde müdahalede bulunabiliriz. Bununla birlikte gidilen enkazlarda biliyorsunuz ki biz en başta hepimiz malzemesizdik. Gerçekten öyleydik. 7 kişi gittik. Elimizde avucumuzda bir şey yok. Ne krizimiz var, ne delicimiz var, ne jeneratörümüz var. Mecburen şöyle düşünüyoruz aklımızda. Yanımızda şu var. Kesici, balyoz, çekiç ve benzeri temel şeyler var. Dedik ki en fazla eğer ki mecburi kaldığımızda o keskinle birlikte vura vura o betonu kıracağız diye düşündük. Ama sağ olsun Salih abi, yine aynı şekilde diğer arkadaşlar, abilerimiz bize destek vererek o enkazı hızlı bir şekilde kırmamız için ekipman gönderdiler. Yani dediğim gibi bu hidrolik seti bizler için çok önemli. En azından bu aracı bile temin edemiyorsak bu hidrolik setini sizlerin yardımıyla, çevremizle hepimiz sonuçta aynı şey için koşturacağız. Sadece bize eğitimli olduğumuz için direktman müdahaleye giriyoruz. AFAD ve itfaiye eğitimleri olduğu için. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz. Adem abi de aynı anlattı. Diğer arkadaşlarım da aynı anlattı. Birçok olayda birçok sıkıntı çekiyoruz. Biz bir şeyler yapmaya çalışırken birçok insan destekleriyle birlikte bizi desteklendiriyor ama artık bu destekler gerçekten yetersiz bir safhaya kalıyor. Hem ekonominin yükselmesi hem de piyasanın çok artışı. Ondan dolayı ne kadar hızlı olursak, ne kadar hızlı temin edersek o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Abi arabada bir tonda su olduğunu söyledin. Evet, bir tonda içerisinde su mevcut ama şu şekilde bir su. Bildiğimiz itfaiye hortumu değil, daha özellikle bir damlacığını bin parçaya bölerek ince bir şekilde hızlı ve etkin bir müdahale sağlıyor. Bize bir arazi tahsis etti. Bu araziye biz afet parkı kuruyoruz. Sakya'yla beraber olmak zorundayız orada. Bu parkımız ilk başta afete hazırlık aşamasında gençlere çocuklara eğitim verme amaçlarını düşünerek faaliyete geçirdik ama şimdi bu depremden sonra buranın yoğun bir toplanma alanı olabileceğini de fark ediyoruz. Kenar etrafı çok müsait. Burada çocuklara hem afet eğitimi verilecek. Buraya ufak çaplı bir depomuz yaptık. En azından bir mahallemizin acil ihtiyaçlarını burada karşılayabileceğimiz, konaklayabileceğimiz bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz buraya. Gelen malzemelerimizi depo olarak kullandık. Acil ihtiyaçlarımızı karşılayacak malzemelerimizi koyuyoruz içine. Buranın biraz daha desteğe ihtiyacı var. Şu anda biz kendi imkanlarımızla, gelen desteklerle işte destek almaya gidiyoruz. Mesela bazı fabrikalar bize profil veriyor, demir veriyor. Onlarla biz kendi çabalarımızla işte eğitim kuleleri yaptık. Deprem simülasyon cihazı yaptık orada eğitim verebilmemiz için. Konteyneri kendi çabalarımızla yapıyoruz. Yani kendi işçiliğini tamamen kendimize ait. Hiç dışarıda bir işçilik desteği olmadı. Sağ olsunlar, malzeme geldi. Gelen malzemeleri değerlendirdik ama gücümüz bir yere kadar, kendi imkanlarımızla bir yere kadar gittik kaldık. Şu anda mesela en acil kısmı tuvaletimiz yok orada. Bu aralar onunla koşturuyoruz. Tuvaleti tamamlamaya çalışıyoruz. Afet durumunda burası bölgenin genel olarak çok işine yarayacak bir bölge. Kesinlikle ilk toplanma alanı. Geçen yaşadığımız Düzce depremde bütün ailemizi aldık. Mahalleleri topladık. Tamamını topladık biz orada. Resmi bir toplanma alanı olmasa da en azından mahalleli bunu öğrenmiş, onu gördük. İlk sığınacakları yer orası. Biz kendi ailemizi oraya getirdik en güvenli yer diye. Hava soğuktu, bizim orada barınacak yerimiz var. En azından kapalı bir yerde tutabildik, bulabildiğimiz ailelerimizi.
Bizim gücümüzün yettiği ölçüde biz burayı duyurmaya da çalışıyoruz vatandaşlara. Tabii buranın destek alması lazım. Belediye tarafından da biraz artık reklam olur, desteklenme olur. Burası biraz da bilinmesi lazım. Burayı hani biz istiyoruz en azından sağlam bir toplanma alanı olsun. Buraya sığınan insanlar ilk destek gelene kadar gördük ki depremde 2 gün destek yok. 2 gün boyunca herkes kendi başının çaresinde. Bir bardak su bulamıyoruz, bir dilim ekmek bulamıyoruz. Biz arabadan malzeme almaya gidiyoruz. Arabada bizim kendi içeceğimiz işte bir koli su gördük yanımızda. Bakıcı açtığımız gibi insanlar sarılıyor arabaya bir bardak su verin diye. Bir dilim ekmek istiyor bizden. Onları tabii biz geri çevirmedik. Biz kendi yiyeceklerimizle dağıttık. Orada kendimize ayırdığımız bizim bir haftalık erzak almıştık. Yani. Onları da dağıttık tabii orada. İnsanlar gelen insan orada yemek yok demek olmaz. Herkes aç susuz çıkmış orada. Yani 2 gün herkes kendi başının çaresine bakması gerekiyor. Biz en azından bu 2 günü, yardım tabii gelecektir 2 günde bizim başımıza da gelse ama bu 2 gün en azından biz burada kendi bir mahallemizi ağırlayabilecek bir kapasite oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim arazimiz bu kadar yeterli. Her mahalle böyle bir ekip kurabilse keşke. Ama şu anki gidişatımız iyi gidiyor. Ufak desteklere ihtiyacımız var sadece buralarla ilgili de. Yani deprem olduktan sonra buraya yatırım yapmanın bir manası yok. Hazır bulamamız lazım. Biz de bekliyoruz böyle bir şey. Bizim başımıza gelse şu anda Allah korusun. Bütün ekipler orada. Bütün yardımlar oraya gitti. Allah korusun bir ikinci deprem vursa burada belki bize yetişecek kimse de yok burada şu aşamada. Herkes ayrıca herkes böyle için de güzel bir yer. Simülasyon aynı şekilde hazırlandığı zaman gençlere depremde ne yapması gerektiğini öğreteceğiz. Ayrıca görüntüler yayınlanacak orada. Nerede neler yapılmış. Şimdi şunu gördük ki tecrübe çok önemli. Biz bazı yerlerde tecrübe sahibi olduk. İnsanları kurtarma konusunda veya İzmir depreminde. Orada o yüzden acemi çekmedik yani Maraş'ta. Güzel organize olduk. Yani gençlerimiz de bunu yaşamadan bizimle beraber simülasyonlarla, oradaki aldıkları eğitimlerle, bilgilerle eğer ki bilgi sahibi olurlarsa bize olası yine büyük bir afette iyi bir destekçi olacaklar. Tabii ki oldular. Burada çok güzel işler yaptılar biz burada yokken. Ama bu eğitimlerle de bizim yanımızda olabilecekler. Özellikle Saktim ailesini de tebrik ediyorum. İlk ulaşanlardansınız. Allah razı olsun. Tebrik ederiz. Ulaşamayan arkadaşlarımız bize yardımcı oldular. Genç kardeşlerimiz. Onlara da teşekkür ederim. Birkaç tane not aldım ama karıştı böyle. Biz baştan sondan gideceğim. Afet Parkı ile ilgili birkaç cümle kullanalım. Afet Parkı'nı güçlendirmek için kaynakçımızı, marangozumuzu kullanacağımız bir şey varsa oradan başlamamız da gerekiyor. Afet Parkı. Şeyle alakalı, afet toplanma yerleriyle alakalı çalışmamız var. Her binanın girişinde, her apartmanın girişinde afet toplanma yerlerimizi yaptık. Tabii ki kontrolünü bir daha alacağız şu anda. Şimdi yaşamadan öğrenemiyoruz. Araç konusuyla alakalı tebrik ettik. İlk varanlar, bizim arkadaşlarımız ilk araba daha güzel duruyor. Eğer yapacaksak, yapabiliyorsak, yardım toplayabiliyorsak ilk araç size yakışıyor. Çünkü siz yavaş giden biri değilsiniz. Eski araçla değerli abicim, bu arkadaşlarımız yolda kalırlar. Kesinlikle. Yani yoldaki kazaları gördük. Yoldaki, şöyle bir şey var, adam yardıma gidiyor, yolda kalmış. Böyle bir şey olamaz. Yani bu işin telafisi yok. Yani olabiliyorsa ilk araç. Sanayici, ben aynı zamanda ticaret yapıyorum. İşte esnaf arkadaşlarımız var. Bunu yayacağız. Yaymaya çalışacağız. Bu daha güzel olur dediğimiz gibi. Boş alan. Boş alanla ilgili yarın Allah nasip ederse arkadaşlarımıza bu konuyu açacağım. Buralara konteynerler koyulmasıyla alakalı. Ne yapabiliyoruz? Evet, biz de hazırlıklı olmamız lazım. Tamam, birinden geçtik ama bir daha gelmeyecek diye bir şey yok. Bir sonraki deprem bizi bekliyor şu anda. Evet, buna da hazırlıklı olmamız lazım. Eğitimler konusunda destek vermek isteriz, veririz. Evet, hep beraber inşallah. Şöyle başkanım, bizim en kısa zamanda eğitim vermişlerim, çok kısa söylemek istiyorum. Çok çok kısa zamanda bizim yıkılmış bir binaya ihtiyacımız var. Bunu da belediyeler gerçekten çok daha iyi biliyor. Çünkü izinler dahilinde olduğundan dolayı. Biz gittik, çok büyük açık gördük.
Bizim genç arkadaşlarımız da gelmek istedi. Fakat herhangi bir eğitimleri olmadığı için gelemediler. Bir yıkılmış bina olursa, hem zaten malzemelerimiz de var artık. Malzemelerle birlikte bir ufak bir tatbikat yapmak istiyoruz. Evet. Bununla ilgili de yine bilgilendirme sağlarsanız. Binayı da temizlemiş olduk. Güzel oldu. Belediyemiz. Tamam. Boş bir alan, önemli olan bir yer değil. Tamam. Jeneratörler odası, bilgileri kırmayı, çalışma elemanları. Bununla birlikte bir kepçe ihtiyacım var. Temel şey, moloz alanımız var zaten. Ama moloz alanlarında çalışabiliriz yani. Bununla birlikte bir kepçe ihtiyacımız var. Serkan Bey inşaat yıkıyor ara sıra, oraya gideriz orada. Ücretsiz yapıyoruz. Komple yıkabiliriz. Bunu da yapabiliriz. Yani hakikaten böyle düşündüğün binayı dizliklerle şey dökebiliriz. Yani. Bunu yaptık zaten biz. Şey, Adapazarı'nda da yaptık. Yaptık evet tatbikatı. Yani bu acı bir daha yaşamak istemiyoruz. Yani evet. Gittiğimizde o malzeme ne oluyor? İnsanların bize yardım çığlığını duyup ona dokunmamamız bize çok dokundu. Yani evet, bize çok maalesef ağır geldi. Hocam dedi yani, işte herkes selfie çekiyor. Bir tırcı abinin videosunu da gördüm. Çok doğru söylüyor. Abicim diyor bak diyor, yaşam malzemesi taşıyorum. Önünde tam 100 tane taksi var. Tır sırada bekliyor. Öteki abiler selfie'de. Saktim'in işi varsa, arama kurtarmanın işi varsa bırakın da bir arama kurtarma gitsin. Şeyi bırakmak gerekiyor. Lavabo konusu... Başkanım şu anda şey yapılabilir. Hazır sıcak sıcak bu araç için kampanya yapılabilir. Ve çok kısa zamanda alınabilir. Evet. Eğer biraz medyada falan da böyle işlenirse, medyada yani bu aracı almak çok çok pahalıya gelmez. Yani burada Akyazı'da bile sadece Akyazı'da 15-20 kişiyle bu aldırılabilir. Eğer işlenirse, güzel işte, işlenirse. Aynı zamanda Kızılaycı'nın kanla alakalı ben bunu görüyorum. İşte kan ihtiyacı olmayan, bir kalp ameliyatı olmayan kanın kıymetini bilir. Şimdi bu da aynı şekilde. Bu araç işte bugün lazımdı. Bundan sonraki günler içinde lazım. Aracı işte parça parça yapılabilir peki. Önce bir araç temin edilebilir. Şimdi işte en acil nedir? Hidrolik kesici sistemi. Evet. Önce onları tamamlayıp sonra şey bir parça parça. İstanbul'u okuyorum. Emre'yle çok büyük tesadüf meslek tanıştı sosyal evet. Medyada. Asıl mesleğim kuyumcu. Sizin bu yaptıklarınızı afetlere vesaire yardımlar. Ben bunları kendi şahsi olarak yapıyorum zaten. Sen biliyorsun. Evet. Sana anlatıyorum. Yangında, İzmir depreminde, şu an olan depremde. Ben bunları şahsi olarak yapıyorum ama hani ben yardım vererek, para vererek değil, kendim gidip orada bireysel yapıyorum. Ve bunu ben de bir dernek adı altına yapmak istiyorum aslında. Bugün de onun için buradayım. Evet, benim amacım da bu. Hoş geldiniz. Aramıza hoş geldin abi. Allah razı olsun, sağ olun. Şimdi birçok konu konuşuldu abi. Hepiniz de zaten hepimiz birlikte şahit olduk. Bu araç konusu özellikle bizler için en önemli konulardan bir tanesi. Hani denildiği gibi yine biz WhatsApp grubunda yazarız. Kim ne kadar destek bulabiliyor, kim ne kadar ilerliyor. Herkes birbiriyle paylaş bir şekilde gidersek çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Abi şu anda hepimiz, yani Saktim olarak hepinizden ricamız şu. Olabildiğince her yere saldıracağız ki bir sonraki afete o kadar bomba gibi hazırlanacağız ki birçok insanı ilk saatlerde, ilk 72 saat sürecinde kurtarabilirim. Hepinizden de o destekleri bekliyoruz. Güzel. Öncelikle şöyle bir şey. Sizinle beraber yapmak için buradayım. Yalnız şunu, acilen şunu yapmamız lazım. Bu ekibin kökünü güçlendirecek kadrolara dahil etmek lazım. Evet. Piyasaya daha gündem olabilecek, daha yayabilecek, toplumsal bilinci geliştirebilecek kadrolara dahil etmek lazım. Devlet protokolüyle kapsamlı bir toplantı yaparak kaymakamı, belediye başkanının, sivil toplum kuruluşlarının tamamını bunu ben organize edebilirim mesela. Çok iyi olur. Katarak sizi de böyle bir çalışma yaparak, görsel bir çalışma, orada sunulacak bir çalışma. Bunu ciddi anlamda herkesi kamuoyuna getirerek gerçekten ihtiyaçtır, gönüller. Şimdi mesela sizden çoğunun farkı da değil, sizden haberi yok. Tamam bir Saktim var, bir bizim bir Adem'imiz var. Yani bizim bir Adem'imiz var. İşte burada medya işi. Ya yani bizim Adem'imiz var ama bir bu ekip var. Saktim diye bir ekip var ama çok görselde ne yapar ne eder çok bilinçli değil. Ama bunu iyi bir gündem yaparak bunu daha bir etki alanını genişleterek hem ekonomik olarak katkı sağlanır. Buna iş adamları dahil olur. Yani mesela buraya iş adamları üye yapmak lazım. Sivil toplum kuruluşu başkanlarını üye yapmak lazım. Mesela gidip basının önünde önce belediye başkanımızı, kaymakamımızı gönüllü diye
Saktin gönüllüsü diye tanıtmak lazım. Bunun yanı sıra ticaret odasını ziyaret etmek lazım. Diğer odaları, rahat odasını ziyaret etmek lazım. Yani toplumu bu işe dahil etmek lazım. Bu ekmek gibi, su gibi lazım olan bir alan burası. Yani ekmeğin suya ihtiyacı olduğu gibi gördük, görüyoruz. Ben de mesela göçük altında çıkanlardan biriyim 99 depreminde. Öyle mi abi? Evet, ben de 4 katlı bir binada oturuyordum. Ben de göçük altından çıktım. Yani bunu ciddi anlamda yarından itibaren benim de tavsiyem madem kadroyu genişletelim. Hani kadro derken sizin kadronuz belli, siz kendi kadronuzu genişletin. Halk kadrosu. Program yapsana, ona bir yapsana. Hatta onu...